bak Faruk. Zaten her şey aleyhine. Sakın bir hata yapayım deme. Ne yapacağım abi dört duvar arasında? Senin sağın solun belli mi olur? Tam işler yolunda gider, yine yersin bir halt. Sonra ayıkla pirincin taşını. Sen gönlünü ferah tut abi. Hayrola çocuklar, nedir ha? Arıza yaptı baba ya. Arıza mı? Arıza mı? Bin arabaya, bin! Ne oluyor? Bin. Sakın çıkma arabadan! Sakın! Yanlış bir şey yapayım deme, geç! Ne anlattın onlara? Gerçeği. Eski bir arkadaşıma borç verdiğimi söyledim. Onlar da inandı öyle mi? İnanmadılar tabii. Peki niye bıraktılar seni? Seni ve Ahmet'i onlara teslim edeceğimi söyledim. Yapma hacı. Şimdi de kafirlerin polisliğine mi soyundun? Asıl kafir masum insanları öldürendir. Bu halinle seni gören dini bütün bir Müslüman sanır. Madem fikrin onlarla bir olmuş, şeklin de bir olsun. Geçmiş olsun Hayrola Bey. Sağ olasın paşam. Böyle üzücü bir olayın olması kötü. Çok üzüldüm. Size işkence yapmışlar Hayrola Bey. Sakalınız... Sakal sünnettir. Uzar ama. Hadi.
Allah yolunda iman edenler kafirlerin zulmü altındadır. Bu kafirlerin katli vaciptir. Baskın var arkadaşlar. Teslim olun. Kan dökülmesini istemiyoruz. Cengiz Aytaman. Namı diğer infazı Cengiz. Tanışıyor musunuz? Güneydoğu'dayken birkaç operasyona birlikte katılmıştık. İnfazcının her operasyonda bir sürprizi vardır. Son numarası da bu. Onları canlı ele geçirmemiz gerekiyordu. İşini bitirmeseydim adamlar kaçacaktı. Bu kadar polisin arasından mı lan? Tamam abi, sakin ol. Bunun hesabını vereceksin. Hacı amca. Ne o Kemal? Hayalet görmüş gibisin. Hayır, yani kaçırıldıktan sonra birden öyle karşımda görünce sizin evde dinleniyor olmanız gerekmiyor muydu? Artık dinlenmek yok Kemal. Bu iş çığırından çıkmaya başladı. Bak, boş lafa karnım tok. Palavra istemiyorum. Şimdi dost doğru anlat bakalım. Ne haltlar karıştırıyordunuz? Şimdi bakın arkadaşlar. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri kendilerine bir düşman yaratmışlardı. Bu düşman Orta Doğu'daki radikal İslam hareketidir. Türkiye demokratik ve laik bir Müslüman ülke olduğu halde Orta Doğu'dan gelişmiş ve söz sahibi bir ülke olma fikri Batı'yı rahatsız etmektedir. Alabilir miyim? Tabii. Bu yüzden Batı ülkelerinin Türkiye hakkındaki temel politikası Türkiye'yi devamlı köşelere sıkıştırmakla sınırlı kalmıştır. Türkiye yoluna devam ederken Batı'nın bu anlayışını devamlı göz önüne almak zorundadır. Ebru nerede? Lavaboya gitti. Ama gecikti doğrusu. Ben bir bakayım. Tamam. Peki Papa'nın Türkiye hakkındaki son tutumu bu anlayışın uzantısı mı? Elbette. Peki hiç şüphelenmediniz mi?
Benim fazla bir şey bildiğim yok Hacı amca. Faruk önceden iş yaptığım insanlar endişelenecek bir şey yok dedi. Ama ben aviyakopterin daha önceden sabıkalı olduğunu duymuştum. Aviyakopter? Vallahi başka bir şey bilmiyorum. Peki kim bilir? Bu büyüklükte ihaleler özel birim tarafından takibe alınır. Başka? Askeri ihaleler askeri istihbarat tarafından da takip edilir. Askeri istihbarat tarafından. Evet. Buyurun. Allah'ın 99 adının yazdığı kutsal örtüyü karaya veriyorum. Şehadet eder misin? Ederim. Şehadet eder misin? Ederim. Şehadet eder misin? Ederim. İlahi adaletin simgesi olan yüzüğü karaya veriyorum. Şehadet eder misin? Ederim. Şehadet eder misin? Ederim. Şehadet eder misin? Ederim. Şahitlerin huzurunda kutsal örtüyü ve yüzüğü aldın. Yine onların şehadetinde söylüyorum. Yüzük kimdeyse emir odur. Hayırlı olsun. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Sen cesur bir adamsın Kara. Dikkatli ol. Bir yakalanırsan işimiz biter. Eğer korku gözümüzü kararsaydı Allah'ın lanetlediklerinden olurduk. Ama hamdolsun biz Allah'ın sevgili kullarındanız. Elhamdülillah. Hiçbir yerde yok. Nereye gider bu kız? Of, mahvoldum. Şeyda ablam beni öldürecek. Dur. Sakin ol. Bekleyelim biraz. Cep telefonu yok mu? Aradım. Kapalıydı. Hadi gel kantinde bekleyelim. Hayırdır memur bey? Geçmek yasak mı? Yol kapalı. Bölge güvenlik kontrolünde. Başka bir yol deneyin. Unutmayın. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Efendim? Baskın yedik hocam. Demek konuştu rezil. Evin etrafı polis kaynıyor. Topladığımız paralar emniyette mi? Paralar mı? Paralar hücre evindeki bodrumda saklıydı. Bilmiyorum. Baskın sırasında evde değilim. Şimdi geldim. Polis arabalarını görünce de hemen sizi aradım. Eve girebilir misin? İmkansız. Anlaşıldı. Ortalığın durulmasını bekleyeceğiz. Dua edelim de o zamana kadar paraları bulmasınlar. Siz dikkatli olun. Tamam hocam.
Hayırdır Kara, ne oldu? Sevil Ötüşken'i öldürmek için hastaneye gönderdiğimiz Ayhan Namerdi yakalanmıştı. Keçiören'deki hücre evine baskın yapılmış. Anlaşılan konuşan da o. Dinliyorum. Yarın öğlen 12'de başbakanlıkta ol. Başbakan seninle görüşmek istiyor. Tamam. 12'de oradayım. Kimseyi canlı ele geçiremediniz mi? Maalesef amirim. Akıl alır gibi değil ya. Sanki birileri bizi sürekli sabote ediyor. Sayılır amirim. Cengiz oradaydı. Cengiz mi? Cengiz Aytaman. Herkes tarafından infazı Cengiz olarak tanınır. Güneydoğu'da özel timdeyken kızağa alındı. Daha sonra istihbarata atanmış. Evdekileri onun ekibi temizledi. Kasti mi yaptı diyorsun Cüneyt? Zor soru amirim. Beklemediğimiz bir dirençle karşılaştık. Durumumuzun iyi olduğu söylenemez. Sen olsan ne yapardın? Söyledim ya amirim, zor bir karar. Ama bir işin içinde Cengiz varsa ben iki kere düşünürüm. Peki evde bir şey bulabildiniz mi? Sormayın amirim. Evdekilerin hepsi radikal İslamcıydı. Çıkan delillerle durum kesinleşti. Ev İlahi Adalet'in hücre eviymiş. Ne? Sevil Ötüşken'e suikast düzenleyenlerle İlahi Adalet arasında ne gibi bağlantı olabilir ya? Şüphe yok amirim. Yakalanan suikastçı İlahi Adalet'in emrindeymiş. Sevil'e yapılan ilk suikasti İlahi Adalet örgütü düzenlemiş. Zafer Atabay'la tanışmanın zamanı geldi. Bakan cinayetiyle ilgili soruşturma çok yakında sonuçlanmak zorundadır. Fakat ortaya çıkacak tabloda bulanık hiçbir görüntüye yer yoktur. Her şey aydınlığa çıkarılmalıdır. Bu konuda gereken özeni gösterin albay. Emredersiniz komutanım. Siz arz ettiğim raporda bütün ayrıntılarla ilgili analizleri ve istihbarat şubemizce edinilen bulgu ve verilere dayalı sentezleri göreceksiniz efendim. Yalnız... Yalnız ne? Üzülerek belirtirim ki ordumuzdan ihraç edilen bazı bireyler de bu yapılanmaların içinde yer alıyor. Bunların arasında çok iyi tanıdığınız Orhan Bağıryanık da var. Bazı bürokratlarla ve iş adamlarıyla yakın ilişkileri olduğunu düşünüyoruz. Orhan'a... Bu ülkede din kullanılarak ne çok satın alınacak adam varmış. Yazıklar olsun. Endişelenmeyin albayım. Ordumuz anayasayla belirlenen sorumluluğunu ve görevlerini her zaman en iyi şekilde yerine getirmiştir. Getirmeye de devam edecektir. Emrinizdeyim komutanım. İlahi adalet yeniden toparlanıyor. Maalesef komutanım. Ama bugün ciddi bir yara aldılar. Özel birim şüpheli olduğu bir eve yaptığı baskında evin İlahi Adalet Örgütü'nün Ankara merkezi olduğu ortaya çıkmıştır. Dikkatli olun. Buyurun albay. İrticai faaliyetler yoğunlaşmış durumda. Cumhuriyetimize yönelik hiçbir örgütlenmeye izin vermeyeceğiz. Ne içeriden ne de dışarıdan. Tüm birimlerimiz emirlerinizin doğrultusunda görevlerinin başındadır komutanım. İrticai tehdit bu boyutlara ulaşmışken eli kolu bağlı oturacak değiliz. Çok dikkatli olmalıyız albayım. Haklısınız komutanım. Keşke herkes irticanın bu boyutlarını bizler kadar anlayabilse. Gönül isterdi ki güvenlik güçleri tık davranıp tehlikeyi bu boyutlara getirmeselerdi. Demokrasi gerektiği gibi işleyip halkımız zamanında aydınlatılsaydı ülkemizin başına bu irtica belası gelmezdi komutanım. Haklısın albayım. Bildiğin gibi halkımızın özgürlüğü her şeyden üstündür. Demokrasi ve laiklik bir elmanın iki yarısı gibidir. Biri olmadan diğeri yarım olur ki böyle ne demokrasi olur ne de laiklik. Bu belanın kökünü ikisine de zarar vermeden kazımalıyız. Haklısınız komutanım. Bana başka bir eminiz var mı? Hayır yok. Her vatansever Türk subayı gibi irticaya karşı bu görevinizi en iyi biçimde yerine getireceğinize inanıyorum. Gidin ve görevinizi yerine getirin. Tüm komutanlarımızın görüşleri de bu doğrultudadır. Emredersiniz komutanım. Ama bilinmelidir ki bizler her zaman anayasayla çizilen görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olduk.
demokratik hukuk devleti çerçevesinde laik cumhuriyete ve demokrasiye, çağdaş yaşam kriterlerine bağlı olarak bu ülkeyi koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Çay alır mısın? Sağ ol. İster misin? İstemem, sağ ol. Çay. Sağ ol. Sağ ol. Bir dakika Ramize. Tamam. Hazırlıklar tamam. Senden haber bekliyorum. Adamlar akşam Ankara'da. 8'de ofiste o. Birisi su ısmarlasa da içsek. Gardiyan! Gardiyan! Ne oldu Faruk Bey? Bir şey mi lazımdı? Ağzım kurudu. Hemen hallederim Faruk Bey. Diğer şeyi de unutma. İşte şimdi ayıp ettiniz. Neyi unuttum ki? Ciddiyim Aziz. Bu hepsinden önemli bak. Merak etmeyin. Suyun geliyor. Eyvallah. Mesaj Kemal'den. Hazırlıklar tamam. Adamların geleceğini bildirdim. Güzel. Ne yapacağız bu Aziz meselesini? Takma kafana. Yamuk yapar mı? Küçük işler bunlar. Çözülür. Güzel. Gir. Hayrullah Kesir geldi komutanım. İçeri alın. Buyurun. Hoş geldiniz Hayrullah Bey. Buyurun. Ben de sizi arayacaktım. Hayırdır paşam? Bugün İlahi Adalet'in Ankara hücre evini çökerttik. Peki Tara? Aralarında yokmuş. Diğerleri de ölü ele geçirilmiş. Belki sizi kaçıranları tespit edebilirsiniz diye düşündük. Ne zaman isterseniz paşam. Ben de aslında örgütle ilgili bilgi almak için gelmiştim size. Biliyorsunuz Hayrullah Bey. Askeri istihbarat bilgilerinin hepsi çok gizlidir. Ama size yardımcı olabilecek birini tanıyorum. Kimmiş o? Araştırmacı gazeteci İsmail Taran. İsmail Taran mı? Kendisi örgütün eski üyelerindendir. Son 5 yılda büyük bir değişim göstererek ılımlı İslam modelini savunanlara katıldı. İlahi adaleti ondan iyi hiç kimse bilemez. Değişiminde samimi midir? Belki ön yargılı diyeceksiniz ama biz istihbaratçılar gözlerimizle gördüğümüze inanırız. Ama hep bir ancak payı bırakırız. Bu kadar kısa sürede değişmek insanın doğasına aykırı tabii. Ama yine de İsmail Bey'le konuşmanızda fayda olabilir. Evet. Deneyelim efendim. O kendisi son dönemde, ben hatırlayamıyorum. Bizim dönemimizde yoktu İsmail Taran. Evet. Sizden biraz daha gençtir. Tamam hocam. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Ecmain. Ecmain. Eyvallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle.
Ankara'ya dönüyoruz. Yasin'i de ara, Diyarbakır'daki işi bırakıp hemen gelsin. Efendim hocam. Yeni bir hücre ev bulun. Temiz olsun. Dikkat çeken bir yer olmasın. Tamam hocam. Basılan evi gözetlemeyi de unutmayın. Hadi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Ecmain. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Şeyda'yı arasan. Belki otele dönmüştür. Ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde söyleyeceğiz. İstersen ben konuşayım. Yok, ben konuşurum. Şeyda abla. Efendim Ayşe. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok kötü bir şey oldu. Çok üzgünüm Metin. Hata benim. Sen haklısın. Kızımla daha fazla ilgilenmeliydim. Şeyda abla. Ayşe canım. Gerçekten çok üzgünüm. Bütün hata benim. Daha dikkatli olabilirdim. Deniz, Ayşe'nin üniversiteden arkadaşı Metin. Sen nereden bilecektin ki? Ebru'nun durumunu sana söylemeliydim. Olan oldu. Artık ne yapacağımıza bakmalıyız. Otele baktın mı? Otelde yok. Cep telefonu da kapalı. Pardon, bakar mısınız? Kaybolan kızın bir fotoğrafı var mı yanınızda? Şurada bir tane olacaktı. Buyurun. Yaşı kaç demiştiniz? 16. Tamam. Lütfen siz bir telefon numarası bırakın. Haber çıkarsa biz sizi ararız. Cep telefonum kartımda yazılı. 24 saat arayabilirsiniz. Bilmeniz gereken bir şey daha var. Kızım uyuşturucu bağımlısı. Peki. Nerede kaldınız kızım? Ya sorma baba. Merhaba anne. Çok kötü bir şey oldu. Dur dur söyleme. Artık dayanamayacağım. Bir kurşun mu döktürsek hacı? Aslında tam olarak bizimle ilgili değil. Metin'in kızı Ebru. Birden kayboluverdi. Vah vah vah. Durun yapmayın. Durun anneciğim. Hemen öyle paniğe kapılmayın ha. Eğer bu da ilahi adalet örgütünün işi çıkarsa. Hiç böyle düşünmemiştim. Olabilir mi acaba? Niye olmasın kızım? Adamlar beni kaçırdıktan sonra garibanı haydi haydi kaçırırlar. Demek korumaların olmadan da yanıma yaklaşmaya cesaretin varmış. Faruk'un avukatını rahat bırakın. İşine fazla düşkün. Uyarılmasında fayda var. Talimat yukarıdan. Avukata dokunulmayacak. Niye dokunulmazlığı varmış bu adamın? Adam Yahudi asıldı. Dedesi cemaatin ileri gelenlerinden. Ne kadar ileri? Bilmek istemeyeceğin kadar. Kardeşlerimizi öldürdüler. Ama bizi yıldıramazlar. Allah buyurdu. Size öyle bir güç vereceğiz ki size ulaşamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki siz ve size uyanlar galip gelenler olacaksınız. Ey Rabbimiz, bizi
ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet. Kalplerimizde inananlara karşı bir düşmanlık bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin. Bugün uğruna şehitlik mertebesine ulaşmış kardeşlerimizden rahmetini esirgeme. Amin. Allah'ım, sen bize güç ve cesaret ver. Sen her şeye kadirsin. Senin her şeye gücün yeter. Amin. El Fatiha. Kamil. He. Zulayı patlatsana. He. Ramiz. Hayrola? Kafam çok karışık. En ufak bir yanlışlık hepimizi bitirir. Rahat ol oğlum. Tansiyon yapma. Eyvallah. Sağ ol. Faruk. Şunun şurasında 2 yılım kaldı. Ama zaman geçmek bilmiyor. 10 yılı bitirmişsin. 2 yıl bir şey mi be Ramiz ha? Şu işler yolunda gitsin. Bak seni limuzinle aldıracağım kapıdan. Sen 2 gün bile dayanamadın ama. Tam öyle değil. Alıştık sayılır. Aslında bunun da dışarıdan bir farkı yok ya. Tek eksik var işte. O da kadınlar. Aziz'i yemle, onu da getirir. Yuh, daha neler be? Ciddi misin? Ha, iyi yemlersen, kimi istersen getirir. Vallahi getirir. Bizim Aziz, para için anasını bile getirir. Ama ben yapabilir miyim orasını bilemem. Bırak da alayı. Senin gibi bir adam, pek bir kadınla olacak şey mi hiç? Yok öyle değil. Yanlış anladın. Bir sürü kadın oldu tabii. Ama bu başkaydı be. Sevgili mi? Çok mu sevdin? Sevdim mi? Bilmem. İnsan bir tek kendini sever zannederdim. Sevil bana aynadaki benden bile çok benziyordu. İnsan hiç kendini sevmez mi Ramiz ağa? Gelin. Buyurun. Oturun. Geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Takip eden olmadı değil mi? Olsaydı bile yaşıyor olmazdı. Thank you.
Merhaba savcı. Merhaba. Durum nedir? Kimliği belirsiz bir kadın cesedi. Tahminimce 35-40 yaşlarında boğularak öldürülmüş. Elleri temiz, direnmemiş. Büyük bir ihtimalle ne olduğunu bile anlayamadan arkadan saldırıp boğmuşlar kadını. Baksana abi, boynunda kızarıklıklar var. Yüzünde de minik minik morluklar. Herkes için zor olduğunu biliyorum. Ama Sevil'in vasiyetini yerine getirmek zorundayız. Vasiyetim açıldığına göre artık aranızda değilim. Ama her zaman tedbirli bir kadın olmuşumdur. Bu nedenle başıma bir şey gelebileceğini düşünerek gerçek vasiyeti gizli bir kasaya sakladım. Kasanın yerini ve şifresini sadece Faruk Gesili biliyor. Faruk isterse gerçek vasiyete ulaşabilirsiniz. Ölümümün doğal yollardan olup olmadığını bilemiyorum. Ama eğer şaibeli bir ölümse Faruk'un doğru olanı yapacağına inanıyorum. Senden bir şey isteyeceğim Faruk. İste bakalım. Eğer bir gün ölürsem... Sen ölmezsin tatlım. Zaten sen ölürken ben yanında olurum, merak etme. Sen ölsen ölsen benim elimden ölürsün Sevil. Ya Faruk, biraz ciddi olur musun? Olmam mı? Sağ ol. Şu ana kadar söyleyemediğim ama çok korktuğum bir şey var. Benim tarafım tehlikeli bir hal almaya başladı. Bak Sevil, işte sen beni bu yüzden delirtiyorsun. Yine en uyuz olduğum şeyi yapıyorsun. Her şeyi iş işten geçtikten sonra yumurtluyorsun. Sonra da ayıkla birinci taşını. Benim tarafım karışık Faruk. E karışır tabii. Anlat ne var? Ya tamam Faruk, dinlersen anlatacağım zaten. Bak Faruk, benim sana olan aşkımdan ne kadar şüphe duysan da seni gerçekten seviyorum. Başıma bir şey gelir de ölürsem vasiyetimin saklı olduğu yeri bir tek sen bileceksin. Bak kadın, seni benden başka hiç kimsenin öldürmesine izin vermem. Bakarsın hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Faruk'la ben konuşurum. Ne zaman? Lütfen cezaevi müdürüyle konuşarak bir görüşme ayarlayın. Mümkünse bugün olsun. Elimden geleni yaparım. Bir beklentim var. Para transferi işi. Bakalım ne olacak. Olursa rahatlarız. Rahatlarız. Bugün. Kaçta? Gece yarısı. Tamam. Tamam. Peki nerede buluşacağız? Sen en iyisi Mert'in okul çıkışına gel. Onu da alır birlikte gideriz. Tamam hayatım. Geç kalmayız değil mi? Acil bir şey çıkmazsa 5'te oradayım. Şimdi kapatmam lazım hayatım. Gir. Abbas Akar geldi komutanım. İçeri alın. Hoş geldiniz Abbas Bey, nasılsınız? Sağ olun komutanım. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz? Su. Sadece su lütfen. Ortalık bu kadar karışmışken
Ortak hareket etmemiz işimizi kolaylaştıracak. Haklısınız komutanım. Bugünkü operasyondan sonra ilahi adaletle bakan cinayeti arasında bir ilişki olduğu kesinleşti. Örgüte ait evi Sevil'e düzenlenen ilk suikasta yakalanan tetikçi gösterdi. Bir dakika. İlk suikast mı dediniz? Peki Sevil'e ikinci bir suikast daha mı düzenlendi? Maalesef komutanım. Gir. Sevil kalbi durduğu için ölmemiş. Öldürülmüş. Sevil'in bakımından sorumlu olan hemşire de öldürülmüş. Cesedi bu sabah gölbaşında bulundu. Sevil'i konuşmasın diye öldürdüklerine göre bakan cinayetinde ilahi adaletin parmağı var. Ya da birilerinin kolu hem bakana hem de ilahi adalete ulaşacak kadar uzun. Üçgenin bir de diğer ucu var. Albay Orhan Bağrıyanık. Ordudan ihraç edildikten sonra bir grup yandaşıyla yeni bir oluşum kurmuş. İhalenin kendi çıkarlarına uygun bir şekilde sonuçlanması için uğraşıyormuş. Kimi destekliyorlarmış? Amerika'yı. Bir yanda Almanlar ve ilahi adalet, diğer yanda Amerikalılar ve Orhan Bağrıyanık. Faruk'u konuşturmalıyız. Bence zor. Orhan Bağrıyanık denesek? O Faruk'tan da zor. Ama Orhan'ın adamı infazcı Cengiz her yola gelebilir. Cüneyt anlattı. Bugünkü operasyonu mahvetmiş. Cengiz'i takibe alalım. Davanın gizlilik derecesini de artırmak lazım. Cüneyt'e dediğim gibi emniyete bilgi vermeyi kesmelisiniz. Merak etmeyin. Doktor da sizinle aynı fikirde. Güzel. Geçelim Mansur. Hayır geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Hayırdır baba, nereye? Annenizi hastaneye götüreceğim. Aa, nereden çıktı bu? İyi değilsin Zarifem. Kontrol ettirmekte fayda var. Bir şeyim yok benim. Anneciğim, hani bazen olayları karıştırıyorsunuz ya. Gitmem. Benim bir kere hiçbir şey karıştırdığım yok. Allah Allah. Söyle bakalım o zaman. Ahmet nerede? Gitti. Nereye? Allah bilir nereye. Bizi terk etti. Onu asla affetmeyeceğim. Madem gitmem diyorsun, ben çıkıyorum. Gazeteye gideceğim. Hangi gazeteyi? Her gün gazetesine. İsmail Taran'la görüşeceğim. İsmail Taran mı? Ben tanıyorum onu baba. Tanıyor musun? Evet. Geçen sene İslam felsefesi derslerine giriyordu. İyi işte. İlahi adaleti en iyi o tanıyormuş. Hadi Allah'a ısmarladık. Babacığım. Annemi ne yapacağız? Bilemiyorum kızım. Baksana bugün maşallahı var. Her şeyin farkında. Belki öyle gelip geçici bir şeydir ha? İnşallah kızım. İnşallah. Göreceğiz bakalım. Hı-hı. Hadi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Başbakan soruşturmayı durdurmamızı istiyor. Ne? Nedenini de söyledi mi peki? Katil zaten elimizdeymiş. Soruşturmaya gerek yokmuş. Peki davanın ilahi adaletle olan bağlantısı ne olacak? Ben de aynı şeyi söyledim. Ordu irticai tehlikenin yükselmesinden endişe duyuyor dedim. Ne dedi? Böyle bir tehlike yok.
suni gündem yaratılıyor dedi. Herkesle ayrı ayrı uğraşmamız gerekiyor. Bir de yeni bir grup çıktı başımıza. Yeni bir grup mu? Zafer Atabay anlattı. Ordudan ihraç edilen Orhan Bağrıyanık adındaki bir albay yeni bir grup oluşturmuş. İhalenin kendi çıkarları doğrultusunda sonuçlanması için uğraşıyormuş. İşin içinde başka bir iş olduğunu biliyordum. Bir yanda ilahi adalet, diğer yanda bunlar. Ve tam ortada Faruk Gesili. Davayı grup kilitleme statüsüne alıyorum. Resmen kapanmış gözükecek. Sadece sen, ben ve Cüneyt kapanmadığını bileceğiz. Cüneyt'e de söyle, Zafer Atabay'la ilişkiyi kaybetmeyelim. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Memur bey, iyi günler. İyi günler. Biz dün gelmiştik. Kızımdan bir haber var mı? Ha, hatırladım. Ama henüz bir haber yok. Yapılacak bir şeyler olmalı. Kayıp olduğu haberi tüm ekiplere bildirildi. Acil servise gelenler, yolda şüpheli gözükenler, sokakta yatanlar. Aklınıza ne gelirse. Hepsi kontrol ediliyor. Ama takdir edersiniz ki Ankara'da milyonlarca insan yaşıyor. Kolay değil. Haklısınız. Üzülme, bulacağız. Kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Deniz, yeter, tamam artık. Ama Ayşe... Ya kaç defa söyleyeceğim sana? Senin bir suçun yok, suç benim. Kaybolduğunda seninle değildi ama. Artık kendimizi suçlamayı bırakıp ne yapacağımıza bakmalıyız. Eğer sen uyuşturucu bağımlısı olsaydın, ilk iş olarak ne yapardın? Uyuşturucu bulmaya çalışırdım. Ama nasıl? Arkadaşlarını aramış olabilir. Dün de söyledim, telefonu kapalıydı. Aradıktan sonra kapatmış olabilir. O zaman yakın arkadaşlarını arayıp bir sormak lazım. Evet. Efendim Ayşe. Yakın arkadaşlarımı? Uyuşturucu kullanan. Aa evet, haklısın. Onları aramış olabilir. Tamam, Metin'e söyleyeceğim. Haklı olabilirler. Krize girdiyse uyuşturucu bulmak için birilerini aramış olabilir. Bildiğin arkadaşı var mı? Uyuşturucu kullanan. Hı hı. İki arkadaşı vardı ama bir yurt dışında tedavi görüyor. Diğeri ise bilmem ki en son İstanbul'daydı. Ailesinin telefonu var mı sende? Yanımda yok ama otele gidersek bilgisayarda olması lazım. Benim işim var, sen git. Sonra haberleşiriz. Tamam, bir şey öğrenirsen ben seni ararım. Tamam. İsmail Taran'la görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Yok. Kim geldi diyelim? Hacı Hayrullah Geçili dersiniz. Bir saniye lütfen. Efendim, Hacı Hayrullah Geçili Bey'e görüşmek istiyorlar. Peki efendim. Şöyle buyurun lütfen. Merhaba. Hoş geldiniz Hayrullah Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Onlar ki inanıp hicret ettiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaştılar. Ve onlar ki hicret edenleri barındırdılar. Onlara yardım ettiler. İşte onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Allahu Ekber. Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir. Allahu Ekber. Mahmut, Yasin, Abdi. Hadi bakalım. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Ecmain.
yeniden para toplamamız lazım. İmkansız. Neredeyse herkesten para topladık. Geriye hiç kimse kalmadı. Ne yapıp edip para bulmalıyız? Banka soysak? Çıkacak paraya değmez. Birini kaçırsak fidye için? Olabilir. Ama kim? Ben kimi kaçıracağımızı biliyorum. Gel. Amirim, Sevil'in sekreterinin bilgisayarına gelen e-postalar arasında şüpheli bir mesaj belirledik. Tamam, sağ ol. Hepsinin üstüne verdiğim para yetmiyormuş gibi bir de beni kaçırıp sakalımı kestiler. Bilirim, keserler. Nereden biliyorsunuz? Sakalını kestikleri ilk kişi siz değilsiniz. Peki Kara'yı nasıl bulurum? Bulamazsınız. Ama onun sizi bulmasını sağlayabiliriz belki. Nasıl? Emin olmadan söyleyemem. Birkaç görüşme yapmam lazım. En iyisi siz yarın öğlen 12'de gazeteye gidin. Gelirim. Efendim Metin. Karakoldayım. Tahmin ettiğimiz gibi. Ebru İstanbul'daki arkadaşını aramış. Ankara'da uyuşturucu bulabileceği bir yer sormuş. O da bir telefon numarası vermiş. Polis o numarayı araştırıyor şimdi. Güzel. Bir gelişme olursa haber ver bana. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok beklettin mi? 5 dakika. Çok değilmiş o zaman. Mert'e yetti de arttı bile. Sahi nerede o? Şimdi oynuyordu çocuklarla. Mert'i gördünüz mü? Nerede bu çocuk? Hayır, görmedim. Anne, baba, buradayım işte. Nasıl kandırdım sizi? Çok iyi kandırdın bizi. Ben çok sıkıldım. Bir daha yapma ama böyle şeyler, tamam mı? Metin, var mı bir haber? Merhaba Şeyda. Ebru'yu bulmuşlar. Ciddi misin? Neredeymiş peki? Telefon numarasını aldığımız çocuğun evinde bulunmuş. Karakola getirmişler. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok yok, sağ ol. Ben şimdi karakoldayım. Sonra konuşuruz. Tamam. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Ne yapıp edip Sevil'in vasiyetinin bulunduğu kasanın yerini ve şifresini Faruk'tan öğrenmelisiniz. Eğer Sevil böyle bir şey yapmışsa o kasadan aleyhimize bir sürü delil çıkabilir. Moses Safrati. E-posta İsrail'den geliyor. Nermin'in Sevil'in yerini aldığı kesin. Onu anladım. Ama Sevil'in vasiyetinin bulunduğu kasanın şifresi Faruk'ta ne arıyor? İşte onu anlamadım. Bundan tek bir sonuç çıkıyor. Sevil sadece Faruk'a güveniyormuş. Bu da bakan cinayetini Faruk'un işlemediği tezimizi doğruluyor. Sabah olunca ilk iş Faruk Kesili ile görüşmeye gideceğim. Bakalım bu gelişmeye o ne diyecek? O halde sabah cezaevinde görüşürüz. Senin gelmene gerek yok. Ben hallederim. Cüneyt.
Bizden bir şey mi gizliyorsunuz? Olur mu öyle şey? Bu nasıl konuşma? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. İçeri geçsene, yemek hazır. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk kızım. Ersin yok mu kızım? Yok babacığım, kulüpte işi varmış. Ne işi olacakmış kulüpte akşamın bu saatinde? Milletvekili arkadaşlarıyla buluşacakmış. Allah Allah. Bir de bu çıktı başımıza. Otur kızım, otur. Hadi Zarifem, sofraya gel. Zarifem. Yine başladı işte. Kızım, aklıma gelmişken personelin bayram ikramiyelerini unutmayalım. Tamam babacığım, ben gereken talimatı veririm. Anne, hadi yemeğe gel. Hadi. Kalk hadi. Hadi. Süzülmez gözümden yaş, gönlüm bir virane. Senden çıkılmaz zor bir haldeyim, sus pus olmuş dilim. Özlüyorum ya. Amirim, daha önce aradım ama kapsama alanı dışındaydınız. Faruk Kesil'i iş işlemişler. Ne? Ağır yaralanmış, hastaneye kaldırmışlar. Tamam, sen hemen hastaneye git, ben de geliyorum. Şu an hastaneye girmek üzereyim amirim. Bekliyorum. Efendim? Hayrullah Bey. Hayırdır paşam? Gecenin bu saatinde? Haberler iyi değil Hayrullah Bey. Faruk'u şişlemişler. Şişlemişler mi? Evet. Yaşıyor mu peki? Durumu kritik. Ameliyata almışlar. Ben de şimdi geldim hastaneye. Tamam paşam, tamam. Hangi hastanede? Anladım. Hemen geliyorum. Ne olmuş? Faruk'u şişlemişler. Ersin uyuyor mu? Henüz gelmedi. Gece yarısı olmuş. Nerede bu herif? Ha bu arada sakın annene bir şey çaktırma. Bir de bunu öğrenirse Allah göstermesin. Kalbi dayanamaz. Efendim baba.
Gecenin bu yarısı neredesin sen? Milletvekili arkadaşlarla... Başlatma şimdi milletvekili arkadaşlarından. Amcanı şişlemişler. Ne? Nasıl olur? Olmuş işte. Her neyse, ben hastaneye gidiyorum. Sen de hemen gel. Tamam baba. Hangi hastane? Hemen geliyorum. İyi, orada görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler komutanım. Komutanım yok. İyi geceler. Durumu nasıl? Henüz ameliyattan çıkmadı. Bana sadece şişlendiğini söylemiştiniz. Cezaevinden gelen haber öyleydi. Doktor bey, durumu açıklayabilir misiniz lütfen? Çok kötü dayak yemiş. Karın bölgesinde 2 adet sivri uçlu alet yarası var. Neyse ki alet fazla derine girmemiş. Sert sopa ya da demir çubukla feci şekilde dövülmüş. Kollarda, ayakta, göğüs kafesinde kırıklar var. Yüzü parçalanmış. Ve en kötüsü kafasında çatlak var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama nasıl olur? Nasıl böyle feci bir dayak yiyebilir ki? Sanırım bu sorunun cevabını cezaevi müdürü verecek. Hacı geliyor. Beni tanımasa iyi olur. Hı-hı. Faruk nasıl paşam, iyi mi? Sakin olun Hayrullah Bey. Kardeşiniz şimdi ameliyattan çıktı. Sağlığı iyi. Peki görebilir miyim? Bunun iyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum. Faruk'u fena dövmüşler. Of. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Çocuklar topla. Hepsi burada emirim. Hı. Siz içeri geç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Plan hazır mı? Her şey hazır. Bu işi bir an önce bitirmemiz lazım. Düzenlediğimiz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerden para toplayın. Hemen organize ederim emirim. Fidyeyi alana kadar bizi idare eder inşallah. Merak etmeyin. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla toplanacak. İnşallah. Mahmut, Cabbar, Abdi, işi sessiz ve sakin halletmeye çalışın. Dikkatler üzerinize çekmeyin. Hacının olmadığı bir zamanı kullanın. Ona haberi bizzat kendim vermek istiyorum. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kimse var mıdır? Haşa, yoktur eminim. İşte biz o zalimlerden mutlaka intikam alacağız. Mutlaka. Amin. Kayıtlar için tekrar et. Adın soyadın. Kamil Kararsız. Ortaokuldan terk. Hayat Mektebi'nden birincilikle mezun. Hatta kendisi... Tamam. Sululuğu bırak. Faruk Keseli'yi niye şişledin? Komiserim, ben zaten Matiz'dim. Kuru mu? Karışık. Sonra? Gecenin bir saatinde kalktığını gördüm pisliğin. Pislik mi? Herhalde komiserim. Bakan öldüren adamdan bu memleket hayır mı gelir? Sen mi vereceksin cezasını? Verdik Allah'ın izniyle. Hayvan herif geldiği günden beri benle ters o. Bir havalar, bir rajon kesmeler. Öyle uyku sersemi tuvalete gittiğini görünce takıldım peşine. Kestim cezasını. Tek kişinin işi değil bu. Adamın yüzü gözü dağılmış. Feci şekilde dövülmüş. Hop,
İşte durun orada komiserim. Ben şişi iki kere kalçasına geçiriverdim. Ötesini bilmem. Gardiyanlara sorun. Soracağız Kamil Efendi. Soracağız. Rahatsız etmiyorum ya hocam. Lafım olur Hayrullah Bey. Buyurun. Hoş geldiniz. İstirham etsem sizli bizli konuşmasak alışamadım bir türlü. Olur. Nasıl istersen. Gel buyur. Bir şey öğrenebildin mi? Maalesef. Dünkü baskından sonra yeni bir yere geçmişler. Ama Karan'ın çekirdek kadrosu dışında evin yerini bilen yok. Peki ne ister bunlar bizden? Sizden mi? Bunu biraz fazla kişiselleştiriyorsun. Onların gözünde hiçbir şey kişisel değildir. Sadece dava vardır. Dava uğruna da her şey mübahtır. Allah'ın selamı yalan çıkan ağza yakışmaz. Müslüman adam yalan söyler mi? Dava uğruna her şey mübahtır. Senin, velinin, bahtiyarın ihanet içinde olduğunuz anlatıldı bize. Ahireti unutup dünya malına daldığınız, dini kullanıp şatafata, lükse daldığınız, göz boyacılık yaptığınız, sahtekar olduğunuz anlatıldı bize. Hepimiz aldatıldık. Sana, veliye, bahtiyara düşman olduk. Ben Faruk Bey'i görmedim. Çığlığı işten gardiyan olay yerine gittiğinde Faruk Bey'i dövülmüş olarak bulmuş. Daha sonra iki gardiyan cezaevi ambulansına koyup en yakın hastaneye yetiştirmişler. Peki Faruk Kesili neden hücrede değildi? Hücredeydi. Ne? Hücrede mi şişlenmiş yani? Hayır. Tuvalete gitmek için hücreden dışarı çıkmış. Nasıl çıkmış? Hücrede tuvalet yok muydu? Hücrenin tuvaleti arızalıydı. Müdür bey, söyledikleriniz birbiriyle çelişiyor. Maalesef başka bir şey bilmiyorum. İfadem bundan ibarettir. Tamam. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. Gardiyanı içeri gönderir misin? Bahtiyar'ın katli vacip olduğu anlatıldı bize. Benim de katlim vacip miydi acaba? Yok. Senden para alabildikleri için şimdilik idare edelim diyorlardı. Cami yaptırdım. Kur'an kursları için çok yardım ettim onlara. Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da yüksek tahsil yurtları yaptırdım. Faruk Kesili'yi sen bulmuşsun öyle mi? Evet komiserim, ben buldum. Bulduğunda ne durumdaydı? Tuvaletin köşesinde kıvrılmış yatıyordu. Çok fena dövmüşler komiserim. Kalçasından şişlemişler. Kendinde miydi? Hayır komiserim. Kendinden geçmişti. Başka bir gardiyan arkadaşla ambulansa kadar taşıdık. Vallahi hepsi bu. Tamam. Gidebilirsin. Diğer gardiyanı gönder. Önce hepimiz aynı inanç içindeydik. Şiarımız iyilikti, dostluktu. Anadolu insanının macerasıydı bu. Örnek bir toplum yaratmak. Amacımız ne oldu? Karayla arkadaşları siyasallaştılar. Ticari topluluklar kurdular. Soydular insanları. Milyonlarca para topladılar. Yurt içinde, yurt dışında. Peki bu paralar niçin kullanıldı dersin? Bildiklerimi söylemekten korkar oldum. O toplanan paralar bazılarına iktidar yolunu açmak içindi. Ben sana karayı nasıl bulacağımı sormaya geldim. Sen bana neler anlatıyorsun? Bana sorarsan şu anda bile peşimizdeler. Onlar bizi bulacaklar. Onlar kendileri gibi düşünmeyenler için katli vacip derler. Buna inanırlar. Ama biz onlara yenilmeyeceğiz. İnsanlara gerçeği biz anlatacağız hacı. Biz anlatacağız. İnsan şu kısacık ömründe şefaatten başka ne ister ki? Güç ve para. İnsanları bozan iki şey. Önemli olan niyettir. Dünya kadar paran var, seni niye bozmadı? Allah için şimdi insan hiç mi kendini kaybetmiyor? Kaybediyor tabii.
Dünyevi nimetlerden kendime layık gördüğüm pahalı bir Mercedes'im var. Ha, istesem daha ucuz bir arabaya binemem mi? Binerim ama işte biliyor musun? Her şeyi bırakıp bir eşek alacağım kendime. Hacı, bir noktaya kilitlenme. Hayatta insanlığından başka hiçbir şeyin yoktur aslında. Ne güzel söylemiş Yunus. Ararsan Mevla'yı kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değildir. Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Hadi bakalım. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Ecmain. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye anne? Metin'in kızına geçmiş olsuna. Anneciğim ne gerek var şimdi? Ayıp kızım. Adam size güvenmiş, kızını emanet etmiş, siz de kaybetmişsiniz. En azından gidip geçmiş olsun demek lazım. Ah Zarife Sultan'a. İstediğimi nasıl da hatırlıyorsun her şeyi. Ne? Yok bir şey anneciğim. Haklısın. Bekle, üzerimi değişeyim, çıkarız birazdan. Tamam, bekliyorum. Hadi çabuk ol. Tamam. Allah. Cezaevi müdürü ve gardiyanlar açığa alınmış. Benim anlayamadığım, Faruk'u bu kadar kısa sürede nasıl bu hale getirmişler? Çok da kısa sayılmaz. Faruk uyumadan önce son gelen gardiyanla hastaneye geliş arasında 2 saat var. Ama Faruk'un ne zaman uyanıp tuvalete gittiğini, saat kaçta şişlendiğini bilmiyoruz. Neden? Gardiyan zabıt tutmamış mı? İfadesinde telaştan unuttum demiş. Anladığım kadarıyla Faruk'un şişlenmesinin arkasında başka bir iş olduğundan şüpheleniyorsun. Evet efendim. Olay bir acayip. Adamı öldürmek yerine neden feci şekilde dövüp bıraksınlar ki? Belki de öldü sanmışlardır. Yok efendim. Öldürmek isteseler kalbinden şişlerlerdi, olur biterdi. Gözdağı vermek istemiş olamazlar mı? Olabilir efendim. Yine de olay bana fazla karışık göründü. Haklısın Abbas. Her şey birbirine girmiş durumda. Bu ülkenin bütün meseleleri de öyle değil mi? Yıllar geçmesine rağmen hala birçok olayın arkasındaki gizli güçleri, faili meçhullerin katillerini öğrenemedik. Karmaşa bizim işimizin bir parçası olduğu kadar Türk milletinin de kaderi oldu artık. Doğru. Haklısın. Tamam. Hemen hastaneye gidiyorum. Taksi şimdi buradan gelecek. Burada bekle. Tamam. Kim seni? Ha? Bu ne? Kim seni? Yavrum! Kim senin siz? İmdat! Evladım! Evladım benim! Kim senin siz? Gesi bağlarımda dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum, yitirdim yârimi.
çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim. Derdimden anlamaz, ben o yar ile eyleyim. Derdimden anlamaz, ben o yar ile eyleyim. Sibalarımdan üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm varsa şu düğün.